Efendim, MHP grup toplantısında Devlet Bahçeli bir konuşma yapıyor. İlk jimnastik grup milli takımımız 3 çember 2 labut aletinde Avrupa şampiyonu oldu. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan ritmik jimnastik grup milli takımımızı, federasyon yöneticilerimizi canı gönülden kutluyorum. İnanmış ve başarıya kilitlenmiş bir insanın, gözünü yükseklere çevirmiş bir iradenin durması veya durdurulması diye bir şey olamaz. Stratejik düşünme, analitik bakış, disiplinli çalışma, hedef odaklı mücadele, bunların yanında hayatın ve hadiselerin yürekten kavranışı, zincirleme başarıları tetikleyerek temin edecektir. Başarının limitlerini inancımızın cebbarlığı, irfanımızın cesameti, iddialarımızın cesaret ve civan mertliği belirleyecektir. Fırsat ve şans verildiği takdirde her insanımızın ilgi alanında başarıdan başarıya koşacağını düşünüyorum. Çünkü insanımızın faziletine, ferasetine, kalp temizliğine, ahlak ve adamlık seviyesine sonuna kadar güveniyorum. Özellikle Türk kadınının üstlendiği her sorumluluğun hakkını vererek öne çıkması, hayatın her kesitinde serpilip sivrilmesi, takdir ve tebrik edilmesi gereken bir insanlık gerçeğidir. Kadın hakkı bir insan hakkıdır, bir iman hakikatidir. Kadınları hedef alan kaba, kırıcı, her neviden kötü muamele hem insan hakları ihlali hem de insanlık onurunun inkarıdır. İnsani münasebetlerimizde merhum Cemil Meriç'in de ifade ettiği gibi muhtaç olduğumuz şey ölçüdür. Dengedir, soğukkanlılıktır. Kılı kırk yaran tarihi ve tecrübi aklın yol göstericiliğinde diyebiliriz ki kadınların yok sayıldığı, görmezden gelindiği, geri plana itildiği, şiddete maruz bırakıldığı toplumların medeniliğinden, gelişmişliğinden hatta insani değerlerinden bahsetmek mümkün ve muhtemel bir hal özeti değildir. Bir toplumun yumuşak karnı, kırılma, belki de kopma noktası en mağdur durumdaki ferdinin hassas ve nazik durumuyla bir ve aynıdır. Son yıllarda artan kadın cinayetleri, yaygınlaşan tecavüz vakaları ile birlikte ürpertici boyutlara ulaşmış istismar haberleri insan haysiyetine ve toplum bekasına karşı işlenmiş en büyük suç olarak değerlendirilmelidir. Kadınlarımızın, kızlarımızın, çocuklarımızın vahşete kurban gitmeleri neresinden bakarsak bakalım felakettir, rezalettir, cinayettir. Son 1,5 asırdır kadınlarımızın sosyal, siyasal ve ekonomik hakları ile ilgili istikrarlı ve ümit verici ilerlemeler yaşanmışken muhatap kaldıkları insanlık suçlarının da eş zamanlı artışını gözlemlemek utanç duyulması gereken bir çarpıklığın, bir çelişkinin somut yansımasıdır. Bizim atmamız gereken tarihi adımın ilk halkasında kadına yönelik şiddetin, kadınlığın itibarına yönelmiş nefretin bütünlüğüyle tasfiye edilmesi ve önüne geçilmesi yer almaktadır. Şiddet seli durmadan, şiddet yangını söndürülmeden, gözünü kan bürümüş, psikopatların kanlı emellerine set çekilmeden, kadınlarla ilgili konuşacağımız her konu eksik kalacak, her teklif ve temenni yetersiz olacaktır. Bir masuma, bir garibe, savunmasız bir insana canavarca hislerle saldırmak, insanlık haysiyetini tahammüden zedelemek vandallıktır, aynı zamanda büyük bir vebaldir.
Şiddet varsa insanlık sükut etmiştir. Hiçbir kadın şiddete müstahak değildir. Hiçbir kadın aşağılık ve alçak davranışlara mahkum değildir. Kadınlarımızın toplum içinde olan veya olması gereken muteber ve muhterem mevkileri insani gelişmişlik düzeyimizin alameti farikası, milletler mücadelesindeki en muhkem, en müessir kozumuzdur. Bugün kadınlarımız hayatın her yerinde, her safhasındadır. Nitekim kadınlarımız bazen usta bir gazeteci, bazen marifetli bir iş insanı, bazen müstesna bir siyasetçi, bazen gerçek bir edip, bazen bağında bahçesinde bir emekçi, bazen tezgahtaki alın teri, bazen topraktaki bereket izi, bazen gönüllerdeki zerafet pırıltısı, bazen sırtımızdaki merhamet püşpüşü, bazen bir münevver, bazen hakikatleri arayanlar için bir deniz feneridir. Bütün kadınlarımızın çehresi ışıklı, üstelik bakışları aydınlık yarınların müjdesiyle doludur. Kadınlarımız göz nurudur, baş tacıdır. Üzerinde yaşadığımız vatan coğrafyasının bir yükünü sevdayla omuzlayan aziz millet varlığının ana direği, ana yüreği, ana fikridir. Bozkır'ın tezenesi merhum Neşet Ertaş'ın dediği gibi, kadınlar insandır, bizler ise insanoğluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu ifadesi ne kadar değerli, ne kadar yerindedir. Dünyada hiçbir millet kadını hem Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar himmet gösterdim diyemez. Türk kadını diğer ülke ve milletlerin pek çoğundan daha önce seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 3 Nisan 1930'da kabul edilen belediye kanunu ile 18 yaşını dolduran kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Böylelikle belediye seçimlerine katılmaya hak kazanan kadınlarımız o dönemin şartları itibariyle tarihi bir reformun tarafı olmuşlardır. Türk kadınına 1932'de muhtarlık seçimlerine girme, 5 Aralık 1934'te de milletvekili seçilme ve seçme hakkı tanınmıştır. Demokrasinin mühim bir eşiği aşılmış, göze çarpan ve rahatsız eden tarihsel bir açığı siyasi mütabakatla kapatılmıştır. Mütakiben 8 Şubat 1935'te yapılan milletvekilliği genel seçiminde 17 kadın milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir. Türk kadınının hayatın normal akışı içinde ülkesi ve milleti için üstlendiği her görevi muvaffakiyetle yerine getirdiğini iftiharla söylemek isterim. Siyasetten ticarete, sanattan spora, eğitimden ekonomiye, sanayiden medyaya, ev hayatından sosyal hayata varıncaya kadar kadınlarımız her yerdedir, olmaya da devam edeceklerdir. Kadınlarımızın desteklenmesi konusunda öncelikle hedef üzerinde durmamız gereken asıl konu şiddetin kökünün mutlaka ve süratle kazınmasıdır. El birliği yaparak, güç birliği yaparak, partiler üstü bir anlayış içinde hareket ederek suç üreten, suçlu çıkaran, suça teşvik eden, fiili ve potansiyel bütün toplumsal kaynakları A'dan Z'ye kurutmak, tedavi ve rehabilite etmek şarttır. Bunu yaparsak insanlığa ve insanlarımıza muazzam nitelikli bir manevi bir reformu kazandırmış oluruz. Kimin mağduriyeti varsa, kimin engeli bulunuyorsa yanında olmalıyız, elinden tutmalıyız, hayatı eşit bir şekilde paylaşmalıyız. Bu kapsamda esasen bir farkındalık günü olan ve önümüzdeki Perşembe günü idrak edeceğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle diyorum ki her engelli kardeşimin
ihtiyaç duyduğu, özlemle beklediği, kendi hayatında görmeyi istediği haklar konusunda üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. Engele takılmayacağız. Engellere aldırmayacağız. Engeller karşısında yılmayacağız, yıkılmayacağız. Allah'ın izniyle engelleri birer birer aşacağız. Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırma mücadelemizi sürdüreceğiz. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hiç kimse bana bir şey olmaz dememelidir. Her insan esas itibariyle bir engelli adayıdır. O kardeşlerimize baktığımızda kendimizi görmeliyiz, empati yapmalıyız, aramızda duygusal duygudaşlık köprüleri kurmalıyız. Hiçbir engelli kardeşim acınacak halde değildir. Hiçbirisi değersiz ve önemsiz görülmemelidir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün engelli kardeşlerimizi bağrına basmaktadır. Çünkü biz onları çok seviyoruz. Engelli kardeşlerimizi sadece 3 Aralık'ta değil, yılın her gününde hatırlayacağız. Her an, her zaman kalbimiz onlarla bir çarpacak. Engelli kardeşlerimizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kadın milletvekillerimiz başta olmak üzere Türk kadınının seçilme ve seçme hakkını elde edişinin 86. yıl dönümünü kutluyor. Bu tarihi karara imza atan dönemin mebuslarına Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, ülkenin tüm muhterem hanımefendilerine bağımsız saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli milletvekillerim, 19. yüzyılda vezirlik, nazırlık, sadrazamlık görevlerini üstlenmiş Saffet Paşa, medeni bir ülke haline gelmek için Avrupa'nın bütünüyle kopya edilmesini ısrarla tavsiye ve tembih etmişti. Öze değil, kabuğa bakmıştı. Mazrufa değil, zarfa kafa yormuştu. Elbette akıl tutulmasına ve teslimiyetçilik anaforuna düşen yalnızca bu paşa değildir. Tanzimat ve meşruiyet süreçlerinin kategorik biçiminde savurduğu devlet ricali maalesef çareyi kendi özünde, kendi değerlerinde, hemen yanı başında duran milli ve manevi hasretlerde görmedi, göremedi. Ya görmesini bilemediler ya da gördüklerini özümsemediler. Ruh kökleri tarih ve milletle bir olan fikir ve siyaset adamları için haysiyet abeste direniş değil, hakikatte gönüllü teslimiyettir. Aydın geçinen zavallılar, batılı dostları alınması diyerek tarih boyunca birikmiş dev hazineleri, haşmet ve görkem aydınlığıyla parlayan muzaffer geçmişi utangaç çocuk edasıyla gizlemeye çalıştılar. Merhum Ahmet Mithat Efendi'nin Felatün Bey ile Rakım Efendi isimli romanı o tarihlerde hayatın bizatihi merkezine nüfuz eden tenakuzların, tutarsızlıkların, tuhaflıkların çok açık ve çarpıcı yorumu değil de nedir? Kendi yatağına kırgın akan ırmakların bir nehirle karışması, bir denizle buluşması düşünülemeyecektir. Tarihin hangi devrinde olursa olsun, köküne yabancılaşan, kimliğiyle ters düşen, siyaset ve veya aydın zevatın taş üstüne taş koyması, ufkun ötesini görebilmesi, geçmişin köklü anılarını geleceğin körpe amaçlarıyla perçinlemesi, bu suretle istiklal şerefini laiki veçiliğiyle taşıması sadece bir ham bir hayaldir. Mukallit zihniyetler derin bir aşağılık kompleksinin yelkeniyle kendi sahillerinden, kendi limanlarından hızla uzaklaşmışlardır. Yaklaşık 200 yıldır ne çekmişsek, neye maruz kalmışsak, hangi yıkımları yaşamışsak, kahir ekseriyeti bunlardan kaynaklanmıştır. İşbirlikçilik damarının başında olanlar
öz olarak bunlardır. Yabancı başkentlere şirinlik yapmayı, çıkar odaklarına taklalar atmayı, yeri geldiğinde ülkesini kötülemeyi mübah gören bu tip dönek ve devşirmelerdir. Kolları sırma, göğüsleri nişanla dolu, taşla da sefirlerin oyuncağı, sömürgeci güçlerin maşası olan nazırlardan, milletine ve ülkesine sırt dönmüş sözde yazar, çizer ve aydın kesimden işin doğrusu isterseniz bugünlere çok kötü bir miras kalmıştır. Bu mirasın varisleri içinde geçtiğimiz zaman diliminde son derece atak ve aktiftir. Ne pahasına olursa olsun ülkesine kara çalmak hiçbir siyaset ve fikir adamını şerefli yapmaz, bugüne kadar da yapmamıştır. Gerçekte nasıl ikmal ve ifade ediliyorsa edilsin, devletini, milletini küçük görenlerden, iç ve dış siyaset mahfillerinde ileri geri konuşanlardan, dün namuslu bir siyaset adamı çıkmadı, bugün de çıkmayacaktır. Muhasırım güçlerin elinden, eteğinden tutanlar, onların ağızlarından çıkacak bir söze müzahir şekilde gelecek planlaması yapmak için hazır kıta bekleyenler dik duramazlar, yeterli yerli olamazlar, milli olamazlar, bu milletin evladı asla olamazlar. İşte CHP'nin yönetim kadrosu aynısıyla budur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye cephe almış bir siyaset ayıbı, bir siyaset defosu, bir siyaset falsosudur. Bizim CHP ile sorunumuz Türkiye ile sorunu olduğu içindir. Bizim CHP ile sorunumuz sakat ve sancılı politikaları ile ilgilidir. Geçen hafta bir bakıma CHP'ye oy vermeyen öğretmenlerimizi aşağılayan, onlara öğretmen demeyen Kılıçdaroğlu'nun sorarım sizlere neresi demokrattır? Öğretmene, işçiye, memura, esnafa, emekliye, sanayiciye, işsize, çiftçiye verdiği o kadar kıymet yükleyen bir siyasi zihniyetin samimiyetinden, insan sevgisinden, müşfik ve mühik muamelesinden söz etmek mümkün müdür? CHP'nin kumaşını kesen kesmiş, tarlasını süren çoktan sürmüştür. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. Onlara karşı yapılan haksızlıklar, saygısızlıklar diz boyudur. Amerika Birleşik Devletleri'ne demokrasimize müdahale edin çığırtkanlığı yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin neresi doğrudur? Türkiye'yi yalanlarla dışarıya jurnallayan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin nesi düzgün, neresi dürüsttür? Yine bir CHP milletvekilinin kalkıp Türk ordusuna satılmış demesi bize göre hesabı sorulması gereken şerefsizliktir, kepazeliktir, Türkiye husumetinin kök salmasıdır. Kahraman Türk ordumuzun satılmış görülen yeri neresidir? Terörle mücadelesi mi satılmıştır? Millet ve kanun ordusu oluşu mu satılmış görülmektedir? Fırat Kalkanı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na, Barış Pınarı Harekatı'ndan Pençe Operasyonları'na kadar ova ova, dağ dağ, mağara mağara, şehir şehir, deyim yerindeyse köşe bucak hainleri arayan, sonra bulan, bulduktan sonra da imha eden kahramanlar mı satılmıştır? Sınırımızda nöbetçi, gökyüzümüzde kartal, gönlümüzde şükran, dileğimizde dua, dilimizde peygamber ocağı, tarihte muzaffer bahadırlık olan kahraman Türk askeri mi satılmıştır? Orduya satılmış demek, bedelsiz satılmışlığın, uşaklığının aleni beyanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle bu zehirli ve zillet CHP anlayışına diyorum ki, askere düşmanlık, düşmana askerliktir. CHP'nin kutuplaşmadığı, kurcalamadığı,
kaşımadı, kanatmadı, karıştırmadı, geriye ne kalmıştır? Türk askerinin Libya'daki mevcudiyeti, zalimlere velaket eden CHP'yi ve diğer zillet refiklerini gocunduruyor. Doğu Akdeniz'den Afrika işlerine, Suriye'den Katar'a, Dağlık Karabağ'dan Irak'a, Afganistan'dan Kıbrıs'a kadar kahramanlarımızın varlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, SP'nin ve bilumum çıkar ortaklarının uykularını kaçırıyor. Batı'nın oyunlarına ses çıkaramayan densizler, Katar'la yatıp Katar'la kalkıyorlar. Boşa kürek çekiyorlar. Boşuna çırpınıyorlar. Bilhassa Türkiye hak ve menfaatlerini muktedir şekilde savundukça Kılıçdaroğlu'nun gözüne perde, gönlüne peçe iniyor. Cumhuriyet Halk Partisi sokakları tahrik etmiş, vatandaşlarımızı istismara yeltenmiş fakat başaramamıştır. Sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını manipüle etmiş, ne var ki sonuç alamamıştır. Uluslararası toplumu, küresel kuruluşları, husumet lobilerini kışkırtmış ve lakin emeline muvaffak olamamıştır. Şimdi sırayı da Türk askeri mi almıştır? Bu terazi bu sikleti çekmez, bu tekerlek bu tümseye geçemez. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine zilletin lekesi sürülemez. Türkiye Cumhuriyeti pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin, arada poşu takan, derede mekap giyen, tepeye varınca mermiyi yiyen kanlı bölücülerin köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının post boyutlarıyla, doymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutulmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez. Allah'ın izniyle terk edilmeyecektir. Artık böyle bir noktaya gelinmiştir ki ismini saydıklarımın çatı ve çıkar örgütü haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür. İşte zillet budur. İşte hezimet budur. İşte dalalet, işte cehalet bu kirli anlayışla münlemiştir. Değerli arkadaşlarım, İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin 27 Kasım 2020 Cuma günü Tahran'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi Kasım Süleymani suikastinden sonra gerçekleşmiş en vahim cinayetlerden birisidir. Lanetlediğimiz bu hunhar saldırının çok organize şekilde icra edildiği anlaşılmaktadır. Ziyadesiyle kırılgan halde bulunan bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmayı amaçlayan her türlü ahlak ve hukuk dışı arayışı, saldırıyı, komployu terörizmden ayrı tutmuyor, ayrı görmüyoruz. Bizim dikkatlerimizi çeken husus suikastin zamanlaması, hedef olarak seçilen ismin müktesebatı, tetikçi figüranları kullanan odakların stratejik hedefleridir. ABD Dışişleri Başkanı, Bakanı Pompeo'nun nezaketsiz ve seviyesiz İstanbul seyahatinden sonra Kudüs'e gitmesi, Batı Şeria ve Golan Tepelerinde gezmesi, adeta bölgeyi provokate eder gibi tutum takınması ve ardından Muhsin Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi bize göre üzerinde düşünülmesi gereken kuşkulu bir detaydır. Medyaya yansıyan iddialar ışığında bir İsrail yetkilinin Fahrizade'yi öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli açıklaması eğer doğruysa, dahası İsrail ihtiyaç duyduğu zaman İran'ın nükleer programına karşı operasyon düzenlemeye devam edecek ifadeleri aynı ağızdan çıkmışsa, önceden kestirilemeyen büyük çapta risk ve tehditlerin önümüzdeki dönemde birbiri ardına eklemlenmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Hem Orta Doğu hem Afrika istikrarsızlığının peşinde, terörün gölgesinde, rovanşist çatışmaların,
misillemeye dayalı silahlı rekabetlerin tam göbeğindedir. 27 Kasım'da Somali'nin başkenti Mogadişu'da, 28 Kasım'da Nijerya'nın Borno eyaletindeki Zambariya kasabasındaki bir pirinç tarlasında, 29 Kasım'da Afganistan'ın Gazne vilayetinde gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda masum insan katledilmiştir. Uzun yıllardır mazlumların gözlerinden yaş, gövdelerinden kan akmaktadır. Sömürgeciler insanlığın her kazanım ve değeriyle savaşmışlardır. Dehşet verici adaletsizlik hepimizin malumudur. Bir gram elmas, bir parça pırlanta, bir galon petrol veya bir metreküp doğalgaz insan canından, insan varlığından, insan haysiyetinden önemli görülmüş, öncelikli sayılmıştır. Demokrasi ve özgürlük boyası sürülmüş, zalimler eliyle coğrafyalar sömürülmüş, toplu katliamlar yapılmış, cinayetler işlenmiştir. Toprağın altı üstüne çıkarılmış, üstündekiler de altına gömülmüştür. Fransa bu karanlık geçmişin cellat, ceberrut ve çete ülkelerinden birisidir. Bu ülkenin geçmişinde kan vardır. Bu ülkenin geçmişinde işgal vardır. Macron iç siyasette sıkıştıkça, gelecek seçimleri kaybedeceğini hissettikçe Türk ve İslam düşmanlığının dozajını sürekli arttırmaktadır. Fransa Doğu Akdeniz'de karşımızdadır. Libya'da karşımızdadır. Suriye'de karşımızdadır. Dağlık Karabağ'da karşımızdadır. Afrika'da karşımızdadır. Türkiye hakkının yanındadır, haklının yanındadır, hakikatin yanındadır. Fransa'nın yanında olduğu da terör örgütleri, kanlı şebekeler, bölücü mihraklar, paramiter, paramiliter gruplar, denizlerde yan kesicilik yapan korsanlardır. Fransa'yı bilmek ve tanımak için Cezayir soykırımına, Ruanda soykırımına, Gabon, Senegal, Benin, Tunus, Gine, Burkina, Faso, Çad, Kamerun, Cibuti katliamlarına bakmak yeterli değildir. Bu melanet istilacının hangi canilikleri yaptığını görebilmek için 1920 Antep'ini, Adana'sını, Urfa'sını incelemek kaçınılmaz bir ödev, ertelenemez bir görev, milli bir mükellefiyettir. Antep'te Kuvayi Milliye erzak taşırken yakalanıp Dokurcum değirmeninde kurşuna dizilen, cansız bedenleri süngülenen küçük yaşlardaki 14 kahraman çocuğun katili bu Fransa'dır. Tıpkı Hendek Kazan teröristlere karşı verilen mücadelede olduğu gibi Antep'te sokak sokak, mahalle mahalle barikatlar kurup çatıştığımız düşman ülke bu Fransa'dır. Ahali namaza durmuşken camilerimize top mermisiyle saldıran ülke bu Fransa'dır. Düşman geçerse anca benim bedenimin üzerinden geçer diyen rahmetle, minnetle andığımız yiğitler yiğidi Şahin Bey'in savaştığı ülke bu Fransa'dır. Adana'da Türk soykırımı yapan, Kozan'da defterdar Hamdi Efendi'yim, mektupçu Ali Rıza Efendi'yi, emekli yüzbaşı Mehmet Bey'i diri diri fırında yakan ülke bu Fransa'dır. Ermeni çetelerine üniforma giydirip üzerimize salan ülke bu Fransa'dır. Adana'ya sorsunlar, Fransa'yı Şanlıurfa'dan öğrensinler, Fransa'yı Gaziantep'ten dinlesinler, Fransa'yı yakılan Mersin'den duysunlar. Fransa'yı özgürlük diyorlar, eşitlik diyorlar, kardeşlik diyorlar. Bunların hepsini göre göre, göstere göstere çiğniyorlar. Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ ile ilgili hükümsüz, geçersiz ve kağıt parçasından farksız kararı Türklüğün ayakları altındadır. Neymiş? Senato Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni küstahça tanıyormuş. Bu konuda Fransa hükümetine de akıl ve hukuk dışı bir tavsiyede bulunuyormuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan
dört siyasi partinin Fransa Senatosu kararına sert ve isabetli tepkisi kayda değer ve takdire şayan bir duruşun belgesidir. Ermeni sevdası nükseden Fransa her zaman olduğu gibi tarihin yanlış tarafındadır. Bu Fransızlar ister kabul etsinler, ister etmesinler, ister sevsinler, ister sevmesinler. Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Karabağ Türk'tür, Karabağ ebediyen Türk yurdudur. Tarih gözlerini açtı, coğrafya uykusundan uyandı, Türklük ihtişamlı mazisinin iradesiyle kutlu bir istikbalin muhteşem rotasını çizdi. Geriye çark yoktur. Bu yerden yoldan dönüş yoktur. Mücadeleden taviz yoktur. Değerli milletvekilleri, yeni bir dünya düzeninin inşa çabaları devam ediyorken ortaya çıkan stratejik boşlukların bölgesel ve küresel ülkeler tarafından doldurulma amacı gerilimlere yol açmaktadır. Türkiye hiçbir konuda ihmal edilecek bir ülke değildir. Doğu Akdeniz'de yaşanan ve milli sabrı zorlayan provokasyonlar Türkiye'ye karşı teşekkül etmiş husumet ve hiyanet cephesinin bir yönüyle deşifresidir. Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Almanya ve Fransa'da haftalardır ırkçı ve İslamofobik saldırılar yaşanmaktadır. Avrupa'da insan haklarıyla, insanlığın evrensel kazanımlarıyla yollarını kapanmamak üzere ayırmıştır. Yunanistan'da seçilmiş İskece müftümüze karşı yapılan alçak ve ırkçı saldırı yıkınıyor. Gelinen paşamanın Avrupa'nın hüsranı olduğunu düşünüyorum. 23 Kasım 2020 Pazartesi günü İrini Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni hiçbir hukuk kuralıyla, hiçbir dostluk iradesiyle bağdaşmayacak şekilde Türk bandıralı bir ticaret gemisine baskın düzenlemiştir. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile karşılıklı saygı ve eşit haklara dayalı diyaloglarını canlandırmak için sıcak mesajlar verdiği bir dönemde, üstelik 10-11 Aralık 2020 tarihinde yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne sayılı günler kala Doğu Akdeniz'de vuku bulan provokasyonun izahı yoktur, ifadesi yoktur, saklanacağı hiçbir kılıfı da olamayacaktır. Bu korsan müdahale muhatap hiçbir devletin yanına bırakılmamalıdır. Libya'ya kimlerin silah sevk ettiği, kimlerin Hafter'i desteklediği malumdur, ortadadır. Uluslararası deniz hukukunun ahenk taşı olan ticari gemilerin seyri sefer güvenliği ilkesi yok sayılmıştır. Bize göre İrini Harekatı Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır. 31 Mart 2020'den bu tarafa devrede olan bu harekatın meşruluk temelleri zayıf, güvenirliği sallantıdadır. Taraf ülkeler akıllarını başlarına devşirsinler. Doğu Akdeniz'de önümüzü kesen kim olursa olsun her ihtimali göze almalıdır. Bir yaparken bin düşünmek mecburiyetindedir. Mavi vatana karşı boyun borcumuz neyse yapılması gereken odur. Dileğimiz Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde aklı selimin hakim olması, yaptırım yanlışına üye ülkelerin düşmemesidir. Yine dileğimiz Doğu Akdeniz'de sağduyunun, yapıcı ilişkilerin, dayanışmanın, eşit ve adil paylaşımın hakimiyet kurmasıdır. Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi 2001 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifiyle 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun teklifinin sunumu 21 Ekim 2020 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılmıştı. 27 Kasım'da Bütçe Kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş, sırayı genel kurul safhası almıştır. Komisyonda söz alan, görüş bildiren, partimizi temsilen bütçeye muhterem ve müsbet katkılar veren her milletvekili arkadaşıma teşekkür ediyorum. 7 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifiyle
2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecektir. Bu nedenle haftaya ve takip eden birkaç hafta grup toplantımız zorunlu hallerden dolayı yapılmayacaktır. Hepinizden beklentim hazırlıklı ve sabırlı olarak genel kurul görüşmelerini takip etmeniz, uzmanlık alanınıza uygun şekilde Cumhur İttifakı'nın ruhuna aynen riayet eden titizlikle çalışmalarınızı yürütmenizdir. Dipsiz polemiklerden kaçınmanız, anlamsız tartışmalardan uzak durmanız, COVID-19 salgınıyla mücadelede alınan kararlara ve uygulanan tedbirlere uymanız tavsiyem ve talimatımdır. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifiyle 2019 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifini ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı olmasını niyaz ediyor. Destekleyici tavrımızı muhafaza edeceğimizi özellikle söylemek ve paylaşmak istiyorum. Yeni yılınızı şimdiden tebrik ediyor, sizlere ve aziz milletimize sağlıklı günler temenni ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken milletvekili arkadaşlarıma meclis çalışmalarında ve bütçe sürecinde üstün başarılar diliyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum.